Çağla'yla yeni bir günden herkese günaydın efendim. Hepiniz Fox ekranlarına hoş geldiniz. Bugün günlerden çarşamba ve Profesör Doktor Osman Müftüoğlu hocamız bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Şahane. Tekrar başınız sağ çok olsun. Çok teşekkürler. Diyelim. Sağ olun. Biz de hep gerçekten tüm programlar boyunca sağlıklı bilgiler her zaman vermeye devam ederken çok önemli hayat dersleri de veriyorsunuz. Söylediğiniz gerçekten her cümle bizim için çok kıymetli. Estağfurullah. Geçen hafta yokluğunuzu çok hissettik. Sağ olun. İyi ki varsınız demek istiyorum. Hep tekrar birlikte güzeliz. Hoş geldiniz. Çok fazla soruluyor. Biz çok konuşuyoruz ama hala sorulmaya devam ediyor. Takviye meselesi. Çünkü biz takviyelerin aslında bitkisel ve zararı olmadığını düşündüğümüz için sınırsızca kullanabiliyoruz. Onu da alayım, bunu da alayım, bunu da koyayım. Bunu akşam içeyim, hangisini sabah içecektim? Aç karnına mıydı, tok karnına mıydı? Yağda mı eriyordu, suda mı eriyordu derken bu konuyu hocamız bugün A'dan Z'ye anlatmaya karar verdi. Bunun için ayrıca teşekkür ediyoruz. Hepsini konuşacağız. Uyku için, bellek için, kemik erimesi için, aklınıza gelebilecek her türlü sorun için. Şimdi virüsler kol geziyor. 3 ayrı virüs kombinasyonları aynı anda görülebiliyor. Bağışıklığımız düştüğünde veya bağışıklığımızı güçlü tutmak için, bu virüsleri belki de ayakta atlatabilmek için hangi takviyeleri günlük olarak kullanmamız gerekiyor hocamızla konuşuyor olacağız. Bu dosyayı açmadan önce mutfağımıza da bir hoş geldin demek istiyorum. Sevgili Nur Anaç bizlerle beraber, nasılsın? Merhabalar, çok teşekkürler, iyiyim. Altın yumurtlayan tavuk çorbası diyemez. Öyle dedim. Dedin. Neden ya dedin? Şimdi içeriğine bakınca herhalde izleyicilerimiz çünkü de hak verecektir. Çünkü içerisinde tavuk var, tavuk suyu var ve zerdeçaldan gelen o sarı renk var. Limonun da hepsinin beraber evet, şifasıyla keyifli, lezzetli bir çorba hazırlayacağız. Bol da şifalı olacak. Ve yine bir de bir shot hazırlayacağız. Zencefilli, zerdeçallı, o da işte biraz bol C vitaminli. Ve onu buz kalıbında dondurup istediğimiz zaman, yani sıklıkla her gün böyle bir tane içebiliriz. Ben bakın, evde öyle yapıyorum. Onu hocama da soracağım. Mesela takviye niyetine bu tarz şeylerde hazırlayıp tüketmek faydalı mı diye az sonra soruyor evet olacağım. Ama benim sorularımdan önce sizin sokaktaki sorularınız geliyor efendim. Buyurun başlayalım. Hocam merhabalar. Ben çok sık acıkıyorum. Acaba sebebi nedir? Öğrenebilir miyim? Çok sık acıkıyorum sebebi ne olabilir hocam? Çok sık acıkmanın sevgili Çağla ve değerli izleyicimiz iki temel sebebi var bana göre. Bir tanesi metabolik sebep, yani kan şekerinin düşmesi. Kan şeker ayarının şu veya bu nedenle beklenen dinamizmini göstermemesi ya da fazlaca göstermesi halinde kan şekeri olması gerekenden daha kısa bir sürede ve olması gerekenden daha derin noktalara kadar düşerse bu beynimize açlık sinyali olarak gidiyor. Çünkü beynimiz, öncelikle beynimiz şekersiz yapamıyor. Hı hı. Şeker olmadan hiçbir şekilde enerji üretemiyor ve bizi hemen yemeğe yönlendiriyor. Bu birinci neden. Evet, yani evet, çok sık acıkıyorsanız bunun birinci nedeni muhtemelen hipoglisemidir, şeker düşmesidir. Hı hı. İkinci nedeni de şekerinizin değil de duygu durumunuzun düşmesi olur bazen. Yani kaygınız varsa, endişeniz varsa, stresiniz, gerginliğiniz varsa, ruhsal açlığınız varsa, bedensel olarak aç olmasanız bile o duygusal açlık nedeniyle siz kendinizi aç hissedebilir. O eksiğinizi, ruhsal eksikliğinizi bir şeyler yiyerek giderme telaşı içine girebilirsiniz. Doyuramıyoruz hocam değil mi? O duygusal açlık söz konusu olduğu zaman yediğimizi zannediyoruz. O an saniyelik çok iyi geliyor. 3 dakika, 4 dakika geçiyor. O açlık hissi ve bir şey atıştırma ve bir haz alma hissi tekrar tekrar geliyor. Bunun için tabii herhalde önce kafanızı düzeltmeniz tabii lazım diyeceksiniz yani, değil mi? Tabii tabii. Yani öbüründen metabolik açlıktan, yani metabolik hipoglisemiye bağlı açlıktan ruhsal açlık tedavisi daha zor. Çünkü metabolik açlıkta çağla şekeriniz düşer. Evet. Giderseniz bir bol şekerli bir sıvı alırsınız ya da biraz pekmez, biraz bal, bir parça bir başka bir hatta ayran, ne bileyim herhangi bir içecek, 3-5 kayısı, 2-3 tane hurma, neyse ne denk gelirse veya bir parça çikolata gibi de olur. Ve şekeriniz yükselince açlık duygunuz sıfırlanır. Aha. Ve rahatlarsınız. Aha. Ama duygusal açlıkta yediğiniz sizin duygusal açlığınızı yok edemez. O duygusal açlığınızı hesaplaşmanız gerekir. Hı hı. O hesaplaşma da bayağı bir hesap ödemenizi gerektirebilir çoğu zaman. Pahalıya patlayabilir. Masanın üzerine o hesabın gelmesini istemezsiniz. Evet. İstemediğiniz için de yani kendi iç görüşmelerinizi, kendi iç konuşmalarınızı, kendi iç hesaplaşmalarınızı yapmanızı ya da bununla ilgili yardım almadığınız sürece homidi kırtlak yersiniz ve maalesef kilo alırsınız. Kilo almaya da devam ederiz. Evet. Peki önemli bir soru geliyor sizlerden. Buyurun.
Hocam merhabalar. Son zamanlarda pıhtı atan çok insan var. Bunun sebebi ne olabilir acaba? Bu sorunun alt metninde korku var. Çünkü pıhtı atması hayati önem taşıyan bir durum olduğu için. Peki pıhtı atma ihtimali olan birisi bir belirti verir mi? Hemen aile öykümüze bakmamız gerekir mi? Ya da aile öykümüzde böyle bir hikaye varsa hangi testleri yaptırmamız, damarlarımızdaki durumu öğrenmemiz için nereye başvurmamız gerekir? Çağla, burada pıhtı atması meselesinde birazcık algıda seçicilik meselesinin olduğunu söylemem lazım. Yani bir kişi belli bir algıya odaklandığı zaman çevresindeki her şeyi o algı gözüyle incelemeye başlar. Yani siz eğer eşiniz hamile ise çok daha fazla çevrede hamile kadın görürsünüz. Hı hı. Ya da diyelim ki bir COVID nedeniyle bugün olduğu gibi çok gereksiz yere bir pıhtı meselesi büyütülmüşse bütün pıhtı ile ilgili sağlık sorunlarını COVID'e bağlarsınız ve pıhtılaşma meselesini hep ön planda tuttuğunuz için de her gün bu konuda daha dikkatli olursunuz. Ama bilelim ki zaten hayata aniden veda edenlerin çoğu insanın hayata veda etme sebepleri pıhtı meselesidir. Tamam. Yani normalde kalp krizi dediğimiz kriz, kalpteki bir pıhtının kopması, daha uçtaki daha küçük bir damarı tıkamasıyla kalbin enfarktüs dediğimiz ani problemli hale gelmesidir. Veya beyin krizi dediğimiz, beyin felci dediğimiz meselede de yine boynumuzdaki damardan bir pıhtı parçası kopuyor, beynimizdeki bir damarı tıkıyor ve o pıhtı bizim felç olmamıza, Allah korusun hatta ölmemize evet. yol açabiliyor. Bunun dışında başka pıhtı meseleleri de var. Yani ayağınızdan kopan bir pıhtı, ayak damarlarınızda, iç damarlarda biriken bir pıhtı koptuğu zaman akciğerinize muazzam bir embolizasyon yapabiliyor. Ve bu embolizasyonla birkaç saat bile değil, birkaç dakikanın içinde nefes darlığı, oksijen açlığı içinde nefes alamaz duruma gelip morarıp soğuyup hayatınızı kaybedebiliyorsunuz. Ama bilmemiz lazım ki Çağla ve bizi izleyen, bu soruyu soran değerli izleyicimiz ve hepimiz bilmeliyiz ki pıhtıyı kolaylaştıran faktörler giderek son yıllarda arttı. Ve bu faktörlerin birinci sırasında bana sorarsanız COVID falan değil, özellikle insülin direnci ve obezite meselesi var. Pıhtı atan çoğu insana bakın ya göbeklidir, ya tansiyonludur, ya şeker hastasıdır, ya kalp damar hastalığı, damarlarında pıhtıları zaten vardır. Durup dururken kimsenin bir yerinde aniden 5 dakikada bir pıhtı oluşup çok özel durumlar dışında atmaz. Rahmetli hatırlayalım, Deniz Baykal boynundaki bir pıhtı nedeniyle kaybettik. Yakın bir zamanda kaybettiğimiz sanatçı, televizyoncu kardeşimiz Metin Uca yine boynundaki bir pıhtı nedeniyle kaybettik. Yani var olan bir pıhtıyı vaktinde engellemeyi becerebilseniz ya da pıhtı oluşmasına yol açabilecek olan insülin direnci gibi, şeker hastalığı gibi, hipertansiyon gibi, kanda trigliserit artması gibi, sigara içmek riski gibi bir takım risk faktörleriyle mücadele etmeyi bilseniz pıhtı meselesi de başarabilirsiniz. Engellenebilir bir durumda olabilir. Ama bütün bunlara rağmen atmaz mı? Yine atabilir. Yine atacağı varsa atıyor. Peki bu kadar çok pıhtı artmasının sebebi COVID aşısı mı? Hayır. Hep net. Bu konuşuluyor. Net. Onun için oraya getireceğim. Peki bu kadar çok pıhtının çoğalması COVID'le bağlantılı mı? Belki ama net değil. Yani COVID eşittir pıhtı değil. Değil ama olabilir. Tam da net de bilemiyoruz. Şöyle, ama aşı olmadığını söyleyebiliyor. Aşı olmadığını ben net ve açık olarak söyleyebilirim. Peki. Net ve açık olarak söyleyebilirim. Çünkü ben bilimin bana verdiği veriye dayanmak zorundayım. Dedikoduya değil, öngörüye değil, tahmine doğru, değil. Doğru hocam. Elimizde şu anda kullanılan gerek bağışık ölü virüs aşılarının, gerek mRNA aşılarının pıhtı atmasına yol açabildiğini gösteren net ve açık anlamlı bir istatistiksel verisi bilimsel olarak elimizde yok. Ama şunu biliyoruz Çağla. 40 yılı tamamlamış bir hekim olarak söyleyeyim. Ben bugüne kadar hiçbir virüs enfeksiyonunda COVID enfeksiyonunda olduğu kadar pıhtılaşma sisteminin tabirimi hoş görün, gıdıklandığını, rahatsız edildiğini görmedim. COVID'de bu güç kesin. Gördünüz. Çünkü bütün COVID hastalarına biz bakıyoruz D-dimer diye. D çizgi dimer yazılır. Testi pat 2500, 3000, 3500. Ben 7000, 8000, 10000 gördüm. Yani COVID diğer hastalıklara nazaran çok daha fazla pıhtı problemi yaratmaya hazır bir hastalık. Neden hocam? Dönelim biraz 2 sene önce anlattıklarımız hakkında. Evet. COVID'de COVID
mikrobu, koronavirüs, hücrelerin bir reseptörü var. O reseptörlere yapışıyor. Bu reseptörlerin en çok olduğu hücreler damarlarımızın içi yüzeyini döşeyen endotel hücreler, yani damarlarımızın tabanını döşeyen, nasıl böyle bir stüdyonu veya bir evin tabanını kaplarsınız halıyla, halı gibi döşeyen endotel hücreleri. Covid endotel hücrelerde iltihap yapıyor Çağla. Endotel hücresi iltihaplanınca, yani endotelit meydana gelince, orada pıhtılaşma mekanizması devreye giriyor. Bu nedenle muhtemelen benim kanaatime göre Covid'de önemli bir pıhtılaşma riski var. Ve bu nedenle Covid her zaman için pıhtılaşma açısından dikkate almalı. Zaten o dönemde karından iğneler yapılıyordu, hatırlayın. Evet, Covid evet. Hastalarına. Evet. Aman aspirin alın deniyordu. Evet. Bütün sebep bundan kaynaklanıyor. Hikayemizde Covid varsa, ailede böyle bir öykü varsa, o zaman hocam bana pıt atmasın. Ben her gün kan sulandırıcı kullanayım. Önüne geçer mi, yoksa farklı bir şey de mi tetikleyebilir? Tabii ki farklı bir şey de tetikleyebilir. Neyi mesela tetikler? Kanımız sulu olmasının ne gibi bir zararı olabilir? Yani kanınızın sulu olması, kanınızın akışkan olması, kanı damar içinde tutan güçleri sizin suni olarak zayıflatmanız anlamına gelir. Yani kanımız damarın içinde geziyorken, dolaşıyorken, onu damarın içinde tutan güçler var. Damarın dışına iten güçler var. Bu güçler denge halinde olduğu için biz vıcık vıcık bir kanla dolaşmıyor sistem. Yani ne dışına çıkabiliyor, ne içinde pıhtılaşabiliyor. Kanı eğer vıcık vıcık olmaktan çok fazla engellerseniz, o zaman pıhtılaşıyor. Ya da çok fazla sulandırırsanız, evet, damar dışına kaçıp kanamaya yol açıyor. Hemoraji diyoruz ona tıpta. Veyahut da damarınızı patlatıyor. Mide kanaması, mide ülseri, bağırsak ülseri ya da beyin kanaması, felç yapıyor. Hipertansiyonu, 80 yaşında bir kadın, ben damar sertliği olduğu belli, plakları var. Evet, ben acaba Covid oldum, biraz daha etkili bir sulandırıcı kullanayım mı? Aman kullanma, doktor karar versin. Yani bir kan sulandırma piyasası oluşturuldu. Evet. Bütün dünyada bu böyle oldu, Türkiye'de de oldu ve herkes gitti. Asetil salisilik asit mi alayım, kanımı onunla mı sulandırayım, bununla mı sulandırayım? Telaşı üzüm yok. Kanı sulandırma kararını da, evet, her türlü tıbbi karar gibi sadece ve sadece bu işi bilen bir doktor, evet, verebilir. Sormadan bu hatayı işlemeyiniz. Önemli uyarıdan sonra bir soru daha geliyor. Buyurun. Hocam merhaba, kızım 15 yaşında. Sizce HPV aşısı yaptırmalı mıyım? Hiç düşünmeyin. Yani son zamanlarda koparılan bir takım yaygaralarda sakın kulak asmayın. Bu aşı düşmanlığı şarlatanlık düzeyinde. Çünkü herkes bir şekilde ezber bozan doktor gibi ve ezber bozan sağlıkçı gibi görünmek için ters köşe bir takım tariflerde veya ters köşe bir takım önerilerde bulunabilir. HPV virüsü toplamda virüse bağlı kanserlerin neredeyse yarıdan fazlasından sorumludur. Tekrarlıyorum. Kadınlarımızda rahim ağzı kanseri yapan HPV virüsü, virüse bağlı kanserlerin, virüslerden kaynaklanan başka kanserler de var, %50'sinden fazlasından sorumludur. Ve kadınlarda gördüğümüz kanserlerin neredeyse %10'u rahim ağzı kanseridir ve hemen hemen tamamı HPV virüslerinden, yani human papilloma virüslerinden kaynaklanıyor. Bu virüsleri karşı geliştirilen aşılar, kız çocuklarını zamanında yapıldığı takdirde kesinlikle ileride, evet, oluşabilecek olan bir rahim ağzı kanserinden %85 oranında, kesinlikle lafımı hoş görün, en az %85 oranında koruyabiliyor. Bu aşıları imkanı olan herkesin değil, bildiğim kadarıyla zaten bu yola girildi. Evet. Sağlık Bakanlığı'nda kızlarımıza koruyucu amaçla yapması gerekiyor. Çünkü bu kadar yılda 300 bin kadınımızın, 300 bin rakamı altını çiziyorum, eğer rahim ağzı kanserinden kaybettiğimizi düşünürseniz bu çok önemli bir rakam. Bu aşının yapılması lazım. Hatta erkek çocuklarının bile olması. Çünkü bulaşmada erkekler de nasibini alıyor. Evet, doğru. Cinsel ilişki nedeniyle onların da olmasına fayda olduğu kanaatindeyim. Peki, teşekkür ediyoruz. Ve son bir soru daha geliyor. Buyurun. Hocam merhabalar. Protein tozu kullanmak sağlıklı mıdır? Gençler soruyor, spor yapan, evet, gençler soruyorlar sıklıkla bu soruyu. Hocamızın yorumu. Maalesef çok olumlu bir yorum vermeyecek hocanız. Ama katkıları konuşurken de konuşuyoruz. Eğer siz
ben egzersiz yapıyorum. Daha çok böyle ağırlık çalışması yapıyorum. Daha çok body yapmak istiyorum. Baklavalarımı göstermek istiyorum. Kaslarım gelişsin, iri, hoş veya güzel olayım diyorsanız ki ne kadar gerektiği tartışılır. Böyle bir durumda protein tozu kullanmak yerine lösin, taurin, valin içeren amino asit kombinasyonları kullanın. Yani tozun içinde ne olduğu belli değil çünkü. Ha. Önce bir toz konuyor. O tozun içinde ot da olabilir, çöp de olabilir. Hiçbir şey olmayabilir de. Yani bir tamamen bir gönül eğlencesi de olabilir. Ama çoğu zaman içine maalesef hormon koyuyorlar. Hormon. Etkisi daha hızlı çabuk. Erkeklik hormonu, testosteron benzeri hormonlar, anabolik hormonlar koyuyorlar. Ve bunlar zamanla erkek çocuklarında maalesef sperm üretimini durduracak noktaya gelebiliyor. Yani bunların çocukları olmuyor ileride. En basitinden söylüyorum. Bu nedenle tamam, vücut yapmak isteyenleri hoş, haklı görüyorum. Takviye alabilirsiniz. Ama bu takviyelerin işte kreatin olsun, lösin olsun, uvalin olsun ya da taurin olsun. Bu lösin, takviyeleri taurin, kullanın. Ve lösin, taurin ve bir şey daha dediniz. Valin. Valin. Uvalin. Uvalin, lösin, taurin. Bir de kreatin. Bunlar, bir de kreatin. Kreatin, monohidrat. Kreatin çok ucuz. Kreatin, monohidrat. Gerçekten etkinliği olabilir, kanıtlanmış, doping kabul edilmeyen, faydalı olduğunu benim de kabul ettiğim önemli bir kas takviyesi kabul edebiliriz. HPV virüsüyle ilgili rejideki arkadaşlarımdan bir soru geldi. Ben hayır dedim, anladım, dinledim ama tabii ki o anda dalgınlık olmuş olabilir. Yaptırmasın. Yaptırmayın diye anlayanlar olmuş olabilirler mi acaba dediler. Hayır. Yok ben anladım dedim ama kesinlikle, benim anlamam bir şey değiştirmiyor. Hocam o cümleyi tekrar alabilirsek. Söylüyorum. Bir takım insanlar çıktılar, bu aşılar felç yapıyor dediler. Dediler. Böyle bir bilgi yok. Bu aşılar yaklaşık olarak 15 yıla yakın, net olarak da 10 yıldır kullanılıyor. Binlerce insana yapıldı ve bu aşıları yaptırmak bizim kız çocuklarımıza karşı bir insanlık görevimizdir. Bir ebeveynlik görevimizdir. Devletimiz için de bir sağlık görevidir. Kız çocuklarımıza mümkün olan en kısa zamanda yaşları uygun olduğu andan itibaren bu aşıyı yaptırınız. Teşekkür ediyoruz bu önemli açıklamadan sonra. Bir haberimiz var. Takviye konularına girmeden önce muadil ilaç konusuna gireceğiz. Kocaeli'de Necdet Taş, otizm nedeniyle %94 engelli kızı Zeynep Elçin'i, 12 yaşındaki kızımızı soğuk algınlığından dolayı hastaneye getiriyor. Taş'ın hastanede doktorun yazdığı ilacı almak için gittiği eczanede muadil ilaç veriliyor. Ve bu ilaçta kızın da alerjik bir etki veriyor. Zeynep vücudunda kızarıklıklar ve kabarma oluşturan ilaç sebebiyle 15 gün tedavi görüyor. Savcılığa giden Necdet Taş, eczacı GGZ hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyor. Bu yok elimizde, bunu verelim. Bunun muadili artık bu var, bu artık hiç gelmiyor diye verilen muadil ilaçları hocamızla konuşalım istedik. Öncelikle muadil ilaç nedir hocam? Neden bir ilacın muadili vardır? Söyleyelim Çağla. Şimdi muadil ilaç şu demek Çağla. İlaç moleküllerini ilaç firmaları yıllarca süren yüzlerce molekülü tarayarak buluyorlar. Ve bu molekülü buldukları zaman patentini alıyorlar. Bu patent süresi var, bir patent süresi bu ilacın. Yanlış hatırlamıyorsam 10 yıl. 10 yıl süreyle o ilaç firmasının o molekülünü başka hiçbir firma kullanıp ilaç olarak satamıyor. Tamam. Ama o patent süresi dolduktan sonra o maddenin içinde, o molekülü içeren herhangi bir ilacı farklı isimlerle farklı firmalar tarafından satın alabiliyorsunuz. Bunlara da muadil ilaç diyoruz. Deniyor, tamam. Örneğin tansiyon ilacınız var, içerisinde amlodipin var. 2000'li yılların başında çıkmıştı, 25 sene önce. O zaman bunu çıkaran bir Amerikan firması çok ciddi bir performansla, çok ciddi bir satışla, çok da ciddi bizim işimize yarayan bir ürünü bize sundu. Sağ olsun. Ama daha sonra amlodipin formülünü yapmak zor değil. Hemen çözdüler formülü. Ve şu anda piyasada ondan fazla, Türkiye'de de amlodipin içeren tansiyon ilacı var. Örnek, kan şekerini dengeleme insülin rezistansında kullandığımız metformin isimli ilaç. Metformin. Metformin 1960'ta bulunan bir biguanit. İlk bulan bir Fransız ekip. Onlar ilk çıkardılar ama hemen sonra herkes patent süresi dolunca çıkardı. Türkiye'de şu anda 20'ye yakın metformin var. Yani muadil ilaç kötü ilaç değil. Bunu bilirim. Tamam. Bu önemli. Muadil ilaç demek eş değer olan ilaç demek. Yani tıpkısının aynısı, aynısının tıpkısı olan ilaç demek. Ama tabii ki muadil ilacı üreten firmanın üretim koşulları,
nerede bunu ürettiği, nasıl sakladığı, nasıl taşıdığı, eczanede ne koşullarda tuttuğu, ne süreyle tuttuğu, bu süre içinde ilaç molekülünün bozuşma gösterip göstermediği, Ahmet olmaktan çıkıp Ayşe olmaya dönüşüp dönüşmediği biraz meçhul. Dolayısıyla bu tip reaksiyonların her zaman ortaya çıkması ihtimali var. Bir de Çağla, muadil olmadığı halde sizin için hiçbir yan etki göstermeyen, hatta hayat kurtaran bir ilaç, bir başkası için ciddi alerjik reaksiyon gösteren bir ilaç da olabiliyor. Bizim klinik uygulamalarda Allah korusun zaman zaman başımıza geliyor. Yani herkese yapıyoruz örneğin diklofenak isimli bir romatizma ilacını, iğnesini. Ben 2-3 hafta kadar önce çok da uzun süredir izlediğim bir hastama yaptım. Bir gün sonra olağanüstü ürtüker döküntüleriyle geldi. Tabii nasıl? Yani alerjik reaksiyon. Bir de 3 sene önce vermediği tepki 3 sene sonra da tabii verebiliyor. Ki, tabii ki. Ve kullandığımızda orijinal firmanın ürettiği değildi. Muadil bir firmanın enjeksiyonluk ürünüydü kas için yapılan. Dolayısıyla böyle çok büyük yaygaralar koparmanın bir gereği yok. Ama şunu bilelim. İlaç meselesi çok hassas mesele. Sorgulamadan yuttuğumuz birkaç şeyden birisi. Üstelik de fiyatını sormadan yuttuğumuz birkaç şeyden birisi. Dolayısıyla ilaç konusunda devletimiz zaten çok hassas. Bunu vatandaşımız bilsin. 10 yıldan fazla bir zamanımı ben ilaç ruhsat komisyonu üst düzey yöneticiliği olarak geçirdim. Yani bir ilacın nasıl ruhsatlandırıldığını, ruhsatlandırılırken ne kadar çok büyük incelemelerden geçirildiğini fevkalade iyi bilen hekimlerden biriyim. Ancak bilelim ki ilaç konusunda ilacın depo üretimi, depolanması, dağıtım zincirinin korunup korunmaması, eczanelerde raf ömrünün dikkat edilip edilmemesi çok önemli. Dün akşam katıldığım bir toplantıda bir çok önemli eski eczane Eczacılar Birliği yöneticisi dedi ki, hocam yazın Aydın'da, Adana'da 50 dereceye çıkıyor eczane içi ısı. Eczane içi ısı. Ama biz bu ilacı saklama firmasına verdiğimiz zaman 15 ila 25 derece arasında tutmak zorundasın diyoruz. Evet. Firma tutuyor. Evet, ama sonra buradan kamyona yükleniyor veya yükleniyor araca. Gidiyor Adana'ya, Aydın'a, İzmir'e, Muğla'ya, Bodrum'a 50 derece, Anamur'a, Antalya'ya 52 derece bazen. Doğru. Oda içi sıcaklık. Orada o ilacın stabilitesi bozuluyor. İlaç başka bir kimyasala dönüşebiliyor. Etkinliğini kaybedebilir. İki, bu vakada gördüğümüz gibi döküntüye, alerjik reaksiyonlara beklenenden daha sık ve daha çok ve daha ağır yol açabilir. Bu nedenle muadil ilaçtan korkmayalım. Tamam. Ama mümkün olduğu ölçüde muadil ilaç, çünkü ekonomik çağla. Yani siz hala biraz önce örneğe döneyim. Amlodipini ilk çıkaran firmadan alsaydınız 50 liraya alacaksınız. Bugün 5 liraya alıyorsunuz. Örnek vereyim, onda bir fiyatına. Çünkü patenti olan fiyatı koyuyor. Tabii. Ben bunu buna satacağım diye hiçbir şey diyemiyorsunuz. Ama muadilini çıkardığınız zaman o ilacı çok daha ucuza, çok daha ekonomik şartlarda temin edebiliyorsunuz. Onun için muadil ilaç karşılıklarını kabul etmek mümkün değil. Peki. Doğal sonuçlarını siz de yaşadığını söyledikten sonra eminim bu konuda herkesin içi rahat etmiştir diye düşünüyorum. Tabii umarım. Babanın tabii ki savcılığa bunu şikayet etmesindeki altındaki hassasiyet. Haklı. Tabii ki çok çok. Bir ayıp değil o. Önemli tabii ama ki. Böyle ama güvenebiliriz yani. Kesinlikle. Eczacı. Burada anahtar eczacı. Evet, doğru. Eczacı depoları da değil. Eczacı. Ben sorumluluğu alıyor. Doktor ve eczacı olarak üstlenirim. Ben yazarım. Eczacının benim yanlışımı bile düzelteceğine güvenirim. Ben de İnsanım, hata yapabiliyorum reçeteyi yazarken. Evet. Bu yanlışımı düzeltmeli. Evet. Osman Bey bunu günde 3 yazmış ama 2 kullanacaksınız da diyebilmeli. Yerine ilaç verecek gibi bir yetkiyi kullanacaksa ki kullanabilir eczacı, yetkilidir. Evet, evet, muadil evet. ilaç verebilir. Hiçbir hata yoktur orada. Ama vereceği zaman o verdiği muadil ilaca evladına veriyormuş gibi güvenmeli. Güvenmeli, evet, doğru. Çok önemli. Kurduğumuz ilişkilerde çok çok önemli güven meselesi en başta. Şimdi suistimal edilen bir diğer konu aslında takviye kullanımımız, takviye tavsiyeleri, aldığımız tavsiyeler, o yoktu bunu kullanayım, burada da muadiller çok ön plana çıkıyor. Ya da tek tek kullanmak yerine multivitamin mi kullansam acaba diye. Takviyeler aslında kendimizi gerçekten bize iyi, dirençli ve güçlü hissettiriyor. C vitaminimi de aldım falan. Psikolojik yanı da var takviyelerin, öyle değil mi hocam? Tabii, bir yerde de. Tabii. Peki şimdi herkes takviye kullanmalı mı sorusuyla başlayalım. Sonra A'dan Z'ye bu dosyayı sizler için açıyor olacağız. Çağla, önce istersen şöyle girelim. Güzel giriş yaptın. Beni başka bir yöne doğru yönlendirdin. Önce teşekkür ediyorum. Bir kere ilaçların da zaten psikolojik etkisi var. Yani buna biz placebo etki diyoruz. Yani ben
başımı ağrıtacağını, başımın ağrısını geçireceğine inandığım bir hapı yutmaya karar verdiğim anda, tamam, o hap elime dokunduğu anda benim %20 ile 30 civarında hapın içinde ne olursa olsun başımın ağrısı azalıyor. Buna biz olumlu etki diyoruz, plasebo etkisi. Bu plasebo etkisi ilaçta vardır ve ilaç üreticileri der ki bir ilaç %20-30 etkili olsun yeter. Çünkü %20-30 da plasebo etkisi birleştiği zaman %50'yi geçer. Onu %50'nin üstüne faydası olan bir ilaç olarak kullanabiliriz. Yan etkisi yoksa, zararı yoksa, bir genetik etkisi, metabolik etkisi yoksa kullanacağız tabii. Tamam. Takviyelerde de böyle güven unsuru var tabii ki. Yani siz daha yemeği yer yemez bugün çok güzel ceviz yedim bana iyi geldi diye düşünmüyor musunuz? Niye? Cevizi çünkü normal bir besinin dışında bir takviye gibi de düşündüğünüz için size iyi geliyor besin. Doğal bir takviye yani. Bravo. Evet. Dolayısıyla takviyelerde tabii ki bir plasebo etkisi söz konusu. Ama takviyelerin artık ilaç gibi algılanması gereken ve öyle olmaya başladığı bir dönem Covid'le birlikte düğmesine basıldı. Neden? Evet. Çünkü Covid döneminde gördük ki bize doktorlar dediler ki kuversetin kullan. Niye kuversetin kullanacağım hocam? Kuversetin ne? Bir ilaç mı? Hayır, ilaç değil bu. Soğanda var, salatalıkta var, ne bileyim işte elmada var, bir antioksidan madde, bir flavonoid, bir polifenol. Ne yapıyor hocam bu kuversetin? Bu kuversetin sana koronavirüsün hücrenin reseptörüne yapışıyordu ya, evet, o reseptörü kilitliyor. Koronavirüs senin hücrene yapışamıyor. O zaman kuversetin ilaç. Gerçekten de o dönemde çok yaygın bir şekilde kuversetin kullanıldı. Şimdi bilim şuraya doğru gidiyor Çağla. Vatandaş diyor ki, halk diyor ki, haklı olarak ben de diyorum ki ben mümkün olduğu kadar sağlık sorunlarımı ilaç kullanmak yerine, yapay bir kimyasal yani kullanmak yerine, takviye kullanmak mümkünse yerine, doğal bir kimyasal kullanarak çözeyim. Yani ben bazı hastalıklara karşı doğrudan doğruya kendimi koruyabiliyor muyum? Koruyabiliyorum. Bunu nasıl yapıyorum? Doğal bağışıklık takviyelerim var benim vücudumda. Tabii. Onlarla koruyorum. Ben onların aynısını yapayım. Yani benim biyolojimde olanları yapayım. Takviye olarak değil de ilaç olarak yapayım. Buna biyoteknoloji dediğimiz bir alan oluştu. Ve bu biyoteknolojik ilaçlar bugün geleceğin ilaçlar haline geldi. Yani ben interferon vererek artık hepatit virüsüne karşı karaciğer sirozunu önlüyorum. Hepatiti tedavi edebiliyorum diyoruz biz hastalarımıza. İşte bu biyoteknoloji ilaçları gibi ben sarımsakta, soğanda, domateste, elmada, armutta, tarçında, zerdeçalda olan bir maddeyi alsam, o maddeyi benim sağlığımın iyileşmesi için, hastalıklardan korunmak için, hatta bazen hastalıkların belirtilerini yok etmek için kullansam ne olur? Bunlara da nütrasötikler diyoruz. Yeni bir alan. Nütrasötik. Evet, nutra besin demek. Kimyasal besin doğada olan ama ilaç düzeyinde etkili olan maddeler. O zaman ben ne yapayım? Ginkgo biloba'daki ginkozitleri alayım. Ekstrakt değil, doğru dürüst ilaç gibi doze edeyim. O ilaç gibi doze ettiğim ginkoziti belli bir miligramında size faydalı olduğunu ispatlayayım. Bunu ilaç olarak kullanayım. Var mı piyasada, eczanede satılıyor? Var. Şu peçete an o var peki. Evet. Aynı şekilde artık günümüzde Çağla, magnezyumun ilaç haline geldiği, D vitamininin ilaç haline geldiği, zerdeçaldaki kurkuminlerin ilaç haline geldiği, ne bileyim tarçındaki sinemaldehitlerin ilaç haline geldiği yeni bir çağ açılıyor. Onun için romatizması olanlar kondromin sülfat ya da glukozamin sülfat kullanmaya, onun için uykusu gelenler eskiden olduğu gibi diazepam yutmak yerine melatonin yutmaya başladılar. Ben zarar görmeyeyim arkadaş, ben de bağımlılık yapmasın. Benim doğal uykumu ne sağlıyor? Melatonin sağlıyor. O zaman ben bu melatonini hazır bana verebiliyorsanız yutayım, doğal uykumu uyuyayım diye düşünebilirsiniz. Masum bir düşünce, doğru bir düşünce. Yeter ki doğru yapın. Yani bir örnek verelim bir tane daha Çağla. Mesela depresyona girdiğimiz zaman ne yapıyoruz? Beynimizdeki serotonini arttırmak için fluoksatin diye bir madde kullanıyoruz. Örnek veriyorum. Veya citalopram diye bir madde kullanıyoruz. Antidepresan. Peki benim beynim citalopram eksik olduğu için mi depresyona giriyor? Hayır. Neyim eksik? Serotoninim eksik. Ondan dolayı keşke bir imkan olsa da biri bana serotonin hapını yapsa, yutsam, hapla beynime zorla serotonin pompalayacağıma, hazır serotonimi kendim alsam, karnımı doyurur gibi depresyonla biraz daha kolay mücadele etsem.
Tıp başka... Bu olmayacak diye bir şey yok ama sanki bravo, olacak. Bütün mesele bu çağla. Olacak yani. Bunu olacağını düşündüğünüz zaman bu işler olur. 1960'lı yıllarda çağla, beni lütfen dikkatle izlesin dinleyicilerimiz. Ben 70'li yılların sonunda hekimliğe atıldım. Benim atıldığım dönemde bile kanser tedavisi demek, kanserli hücreyi ya cerrahi olarak alır çıkarır atarsın ya da kanserli hücreye kemoterapiyi basarsın, radyoterapiyi basarsın, onları öldürürsün ama onları öldürürken bütün yanındaki sağlam hücreleri de mahvedersin. Kanser tedavisi bundan ibaretti ama sonra anlaşıldı ki kanserin biz sebebini değil, sonuçlarını tedavi ediyoruz, semptomlarını tedavi ediyoruz. Kanser mesela onkogenler dediğimiz bir takım proteinler var. O genler kanseri kışkırtıyor. O zaman ben onkogenlere karşı bir takım maddeler yapabilsem kanserle başka bir yere gideceğim. Bugün ne konuşuyoruz kanser tedavisinde Çağla? Biyolojik ilaç konuşuyoruz. Nedir biyolojik ilaç? İşte o onkogenlerle mücadele eden ilaçları konuşuyoruz. Meme kanserindeki bugün geldiğimiz başarı noktası bu. Dolayısıyla madem ki biz kanserde bu devrimi yaratabildik, biz bağışıklığımızı güçlendirmede, yaşlanmayla mücadelede, kronik hastalıklarla mücadelede, inflamasyonla mücadelede, romatizmayla mücadelede, Alzheimer'la mücadelede de doğal bir takım yeni yollar ya da biyoteknolojik yeni ürünler aramak zorundayız. Kafamızı değiştirmek zorundayız. Doğru. Modern tıbbın kafasını gömdüğü kumdan çıkarması, deve kuşu oyununu oynamaktan vazgeçip biraz daha etrafına bakması gerekiyor. Lazım. Çok güzel. Güzel bir giriş yaptık. Hızlıca devam edeceğiz. Buyurun. Hocam. Takviyelerin herhangi bir zararı olabilir mi peki? Tabii şimdi sonuçta ilaç tabii değil olur. Dedik az tabii önce. Tabii bunları olur. Bir ayırdık. Tabii olur. Takviyede o zaman ben istediğim kadar kullanayım. Hayır. Yok. Mutlaka kullanamazsın. Takviye ilaç muamelesi yapınız Osman Müftüoğlu'nun çok sık kullandığı cümlelerden biri. Biri tavsiyesi. Şimdi biraz önce gördük muadil ilaç ne yapmış çocuğun cildinde gördün. Evet. Yani neredeyse hayat tehlike olmuş. Evet. Demek ilaç bile yan etkisi var. Yan etkisi olmayan hiçbir şey yok. Yan etkisi domates yediğiniz zaman da bazı insanlar da alerji yapıyor yan etki. Portakal suyu içip 3 gün midesi ağrıyan var yan etki. Doğru. Bu da mesele şu. Takviyelerin yan etkileri dışında bir de hakikaten yanlış kullanıldıkları zaman doğaldır denip böyle ekmek peynir gibi yutuldukları zaman karaciğer hasarı, böbrek hasarı çok ciddi hasar yapıyorlar. Ve acil servislere son zamanlarda gelen en çok böbrek karaciğer hasarı nedeninin takviyeler olduğunu da görüyoruz. Burada önemli olan şey şu, devletin takviye meselesini Tarım Bakanlığı'nın uhdesinden çıkarması, Sağlık Bakanlığı'nın uhdesine verip ona ilaç muamelesi yapması lazım. Gerekiyor. Yani cümle geldik yine, takviyelere ilaç muamelesi yapacaksınız. Yapılması gerekiyor. Bunu yaparsanız nasıl ilaç alırken içine prospekti sokuyorsunuz, bu ne yaparmış, ne yapmazmış, ilk yan etkileri neymiş, ben hangi yan etkiyi görünce ne yapmam lazımmış, takviyelerde de böyle bir düzene girmek zorundayız. Öyle bir muamele yapmak zorundayız. Evet. Ve en çok sorulan sorulardan bir tanesi, hangi takviyeyi ne zaman tüketeceğiz sorusu. İsterseniz ilk olarak sabah aç karnını almamız gerekenler, sonra tok karnını almamız gerekenler ve akşama doğru yavaş yavaş ilerleyelim. Sabah aç karnını alınacak takviyeler arasında demir, selenyum, ginseng, kolajen peptitleri ve krom destekleri var. Hocam var mı eklemek istedikleriniz? Yok, bunların hepsi güzel örnekler Çağla. Özellikle krom. Kesinlikle. Nasıl mesela bir tiroid hapını mutlaka aç karnına alacaksanız, kromu da mutlaka aç karnına, selenyumu mutlaka aç karnına almak zorundasınız. Sabah tok karnına alınacak takviyelerse D vitamini, magnezyum eğer malat formunu kullanıyorsanız yine tok karnına, omega 3, Q enzim, Q10, K2 vitamini ve çinkoyu da sabah tok karnına almamız daha önemli. Hayır, aç alırsak ne olur? Yani hani daha az faydası olur. Nedeni şu Çağla. Eminim. D vitamini yağ deriyor. K2 vitamini yağ deriyor. E vitamini yağ deriyor. Magnezyum yağlı ortamda daha kolay ama çok da önemlisi koenzim Q10. Hatta ben derim ki koenzimi elinize alın, zeytinyağına değdirin, sonra yutun. Evet, o dersiniz. Kadar kolay emilir. Yani yağda eriyen bir şey alıyorsanız, mesela ekmeğin üzerine D vitamini damlattın. Hayır, yanlış. Ekmeğin üzerine değil, yoğurda koy kardeşim. Yoğurda koy, ayrana koy, çorbana koy ama yağlı bir şeye koy. Ekmek yağlı bir şey değil. Yani eminim azalır. Aç karnı aldığınız zaman bu D vitamininin, omega'nın, koenzimin, K2'nin eminim azalır. Çinko mideyi rahatsız ettiği için, magnezyum malat değil sadece.
bütün magnezyumları yemekten bir saat sonra almayı ben tavsiye ederim. Aklınızda olsun. Hı hı. Yemekten bir saat sonra. Peki, bunlar sabah takviyedir. Resveratrol veya quercetin desteğini de ben kendi açımdan sorsam hocam. Onlar da yine tok karnına mı, sabah aç mı, akşam yatarken de olabilir mi? Quercetin aç veya tok alması fark etmez. Ben aç tercih ederim. Resveratrol de aç tercih ederim. Yani ikisi ya de yağda yiyen maddeler değil. Sabah aç veya akşam aç da olabiliyor yatmadan önce. Yani mideniz boşken alsanız mide boşken daha iyi olur. Önemli. Ama bunu sabah almanızın resveratrolü ya da akşam almanızın etkinlik açısından resveratrolü bir daha sonra konuşuruz ne olduğunu biz merak etmişlerdir. Konuşuruz. Aç almak daha doğrusu. Daha doğru. Oldu. Evet. Peki. Akşam tok karnını alacak takviyelere birlikte bakalım. Yine kalsiyum sitrat, magnezyum sitrat, tabii ki melatonin, valerian desteği ve pasiflora desteğini de akşam tok karnına alabiliyoruz. Nedeni şu Çağla, melatonini niye yutuyoruz? Uyku için. Evet. Akşam alırsak daha yüksek dozu kanımıza karışır. Valeriyanı, pasiflorayı niye yutuyoruz? Kedi otunu, pasiflorayı. Evet. Bunun evet, için yutuyoruz. Bu doğru. Kalsiyum ve magnezyum takviyeleri gece uykusunu derinleştiriyor. Kalsiyum sabah alsanız da olur. Ne oluyor? Ama kalsiyum sitratı ben akşam hep öneririm. Magnezyum takviyelerinin özellikle gece alması gereken, mutlaka hatta gece alması gereken magnezyum glisinattır. Magnezyum glisinat uykuyu derinleştiren bir aynı magnezyum zamanda şelatıdır. Ve bu şelat şeklindeki mineral takviyelerinin önemini bugün olmasa gelecek programda etraflı konuşacağız. Bence bu zaten konu gelecek programa da sarkacak kadar önemli ve uzun bir konu. Hocamız da çok detaylı anlatıyor. Teşekkür ediyoruz. Şimdi yine birçok insan D vitamini takviyesi alıyor. Özellikle de kış mevsiminde güneşten almadığımızı düşündüğümüz bir dönem olduğundan dolayı. Peki D vitamini ile ilgili nasıl söyleyemedim? D vitamini ile ilgili D3K2 birlikteliğini şimdi konuşacağız. D vitamini alıyorum ama D3K2 aldığım zaman farklı bir etkileşim oluyor. Hocamızdan önemini dinleyelim. D vitamini takviyesi bir kere vazgeçilmez bir takviye, onu bilelim. Herkesin D vitaminini elinin üzerinde tutması lazım. Yüzü geçirmemesi lazım. 50-100 aralığı güvenilir aralık, 70 ideal rakam Osman Hoca tavsiyesi. Evet. Günlük ihtiyacımızın ortalama olarak yetişkin birisiysek, benim gibi 60'lı yaşlarda 4000-5000 ünite, sizin gibi 40'lı yaşlarda 2000-3000 ünite yeterli. Çocuklar için 400-800 ünite yeterli. Gençler için 800 ile 1600 arasındaki üniteler yeterli. Miktar bu. Mümkünse düşük dozları, yani günlük dozları günlük almak çok daha akıllı. Maksimum haftalık almak daha iyi. Çok sıkışınca, çok düşükse, birden artmasını istiyorsak 300 bin ünitelik D vitamin ampullerini bile kırıp yoğurtla karıştır ye diyebiliyoruz. Diyebiliyoruz. Onu söyleyelim. D vitamininin etkinliğini nerede arıyoruz biz? Bağışıklığı arttırsın diye. K2 ile birlikte olduğu zaman D vitamini bu etki çok daha artıyor. Çünkü K2 de bir bağışıklık desteği. Ama D vitamini etkinliğini nerede arıyoruz biz? Kemiğimize daha çok kalsiyum pompalasın diye. D vitamininin kemiğe pompaladığı kalsiyumun kemiğin içine iyicene girmesini istiyorsak, son derece güçlü bir şekilde girmesini ve orada kalmasını istiyorsak K2 ile birleştirmemiz lazım. Burada da bir avantaj yakalıyoruz. Bir dezavantajı da yok ediyoruz bu D3K2 işbirliğiyle. Nedir o? D3'ü fazla kullandığınız zaman aldığınız kalsiyumun damar duvarında birikip pıhtı yapma ihtimali var. K2 o damar duvarında biriken kalsiyumu da sırtına alıyor, kemiğe taşıyor. Al bunu sen kullan diyor. Hem damarı temizliyor hem kemiğe orada burada böbrekte damarda başka yerde birikecek olan kalsiyum kırıntılarını toplayıp kemiğe taşıyor. Dolayısıyla bu evlilik, güzel bir işbirliği. Bu işbirliği muazzam bir işbirliği. Bu bir ortak girişim bu. Evet. Dolayısıyla D3K2 işbirliği son yıllarda takviye endüstrisinin önerdiği ve bulduğu en önemli işbirliklerinden birisi. Bir tanesi. Mümkünse damla formunu tercih edin der misiniz? Evet. Yağda eriyen damla formları, yağda erimeyen tablet formlarına göre daha iyi. Eğer damla formu olmazsa Çağla, soft gel şeklinde, yani yine yağlı kapsüllerin içine konabileceği yağlı D vitaminin jel kapsülleri veya düz kapsülleri yutmak daha akıllıca. Yani yaş damlasını al, yağlı şurubunu al, kapsülünü al, bulamazsan hapını yut. Hapını yut. Damla formlarında da lipozomal ürünlere öncelik vermemizi söylerseniz. Hep nedir lipozomal? Yani bence hepsinde lipozomal ürünler. Genel bütün takviyelerde tabii, hepsinde lipozomal. Hepsinde lipozomal ürünler. Nedeni şu Çağla. Şimdi ben bir ilacı aldığım zaman bu ilacın ne kadarının absorbe olduğunu bilirim. Bu önemli bir şey. İlaç firmaları bana bir ilacın ruhsat için müracaat ettiği zaman Sağlık Bakanlığı'nda ilaç ruhsat komisyonuna bunun emilimi 10 alırsanız 7'si emindir garanti etmesi lazım. Takviyelerini de aldığınız zaman hepsi emilmiyor.
mineral takviyelerinde de, vitamin takviyelerinde de, hatta kolajen takviyelerinde de onu lipozomlarla kapladığınız zaman, yani yağ tabakasıyla kapladığınız zaman midede parçalanmadan geçiyor. Bağırsak hücreleri onu yağ kabul edip takviye kabul etmiyor, yağ kabul edip emiyor. Hatta o takviyenin dışındaki lipozomun yapısında bulunan lisitin, yani özel madde, senin benim hücrelerimizin duvarında da olduğu için o maddeyle kaplı olan takviye hücreye dokunduğu anda hücre onu duvarında kullanmak için lipozomun dışındaki yağı içine çekiyor. Dolayısıyla etkinlik çok artıyor. Sizin az önce koenzimi zeytinyağına batırma sebebiniz onu lipozomal yapmak mıydı? Hayır, değil. Koenzim yağda eridiği için, ama koenzimi hem lipozomal yapıp hem de yağ batırırsan 3'e 5'e katlıyorsun faydası. Ya bunlar çok önemli detaylar gibi geliyor. Basit detaylar gibi geliyor ama çok önemli ayrıntılar. Artık lipozomal teknoloji de çağla nano lipozomlara, pro lipozomlara doğru dönüşmeye başladı. Yani sizin verdiğiniz lipozomal yapılanmayı vücut kendisi daha rahat bir şekilde kullanabilir hale getirmeniz lazım. Yani takviye endüstrisi de talip olduğu iş alanlarının, iyileştirme alanlarının önemi arttıkça kendini ilaç endüstrisi kadar dikkatli, özenli ve hassas hissetmeye ve daha iyi ürün yapmaya çalışıyor. Hocam, sabah aç karnına, tok karnına, akşam tok karnına hangisiydi, çekemedik, görüntü alamadık diyen çok fazla soru soran sosyal medyada izleyicimiz olmuş. Hemen sizler için canlı yayında tekrar ekranlara getiriyorum ve hocam müsaade ederse bir kez daha hızlıca paylaşıyorum. Sabah aç karnına alınacak olan vitaminler, bunlara C vitaminini de ekleyelim mi? Hani saymamışız onu çok ama. Çok doğru yaparsın Çağla. C vitaminini ekliyoruz. Evet. Demir, selenyum, ginseng, kolajen peptitleri ve krom desteklerini sabah aç karnına alabiliyoruz. Yine tok karnına baktığımız zaman alabileceğimiz takviyeler D vitamini, magnezyum malat, omega 3, kuenzim Q10, K2 vitamini ve çinko. Akşam tok karnına alınacak olan vitaminler ise kalsiyum sitrat, magnezyum sitrat, melatonin, valerian desteği ve pasiflora desteği olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi hocam isterseniz kimler D vitamini alırken daha çok dikkat etmeli konusuna bir giriş yapalım. Önemli kalp hastaları, hastalığı yaşayanlar aynı zamanda, böbrek hastaları, karaciğer hastaları, kalsiyumu yüksek olanlar ve tansiyonu yüksek olanlar. Evet. Şimdi Çağla, eşim nasıl dikkat edecekler Çağla, yani? Çağla, bir şeyi ilaç yapan ya da zehir yapan tek bir sözcüktür. Doz. Evet. Yani siz herkes de aynı dozu kullanamazsınız. Böbrek hastası olan birine D vitamini verirken, kalsiyum takviyesi verirken dikkatli olmanız lazım. Hatta C vitamini verirken dikkatli olmanız lazım. Tabii. Taşın yapılanmasını idrarı asitifiye ederek arttıracağı için daha dikkatli olmanız lazım. Dolayısıyla takviye verme işini bence doğrudan doğruya doktorun sorumluluğuna bırakmak, eczacının danışmanlığında yürütmek lazım. Bu birincisi. Öyle mi? Bu birincisi. Tamam. Çünkü eczacı elinde olanı vermeye kalktığı zaman maalesef çoğu zaman sorun çıkıyor. Çünkü takviyelerin bir kısmı, üzere bir daha söyleyeyim, çöp. Çöp. Çünkü kontrolü Sağlık Bakanlığı'nda yapılmıyor bunların. Sadece bildirimde bulunuyorsunuz Tarım Bakanlığı'na. Ben şu hapları bir araya getirdim, şu maddeleri, şu hapı yapıyorum. Şöyle bir şey oluşturdum diyor. Hayırlı olsun diyor size. Ertesi gün piyasaya verebiliyorsunuz. Nerede üretiyorsun, nasıl üretiyorsun? Merdiven altı mı, merdiven üstü mü? GMP dediğimiz iyi ürün kalitesini garanti eden bir tesiste mi yapıyorsun? Belli değil. Dolayısıyla takviye alırken dikkatli olun. Kalp hastasıysanız, böbrek hastasıysanız, karaciğer hastasıysanız, solunum sisteminizde bir bozukluğunuz varsa, şekeriniz, tansiyonunuz varsa bir yutkunun, bir düşünün. Ondan ben bunu sonra bir de doktorumla konuşayım da öyle yutayım deyin. Bu önemli bilgiden sonra bellek için yeni bir takviye var mı diye hocamıza soracağım. Ama biraz istiyorum ki hocamızı dinlendireyim. Çok yordum. Sizlerden gelen soruları da sormaya devam edeceğim. Mutfağa Nur'un yanına geçiyorum. Nurcuğum başlayabilir miyiz? Bir şey koktu ama bir karnım mı acıktı benim? Bir soğanla havucu kısaca böyle bir soteledim. Şunun kokusunu bile alacak açlıktayım düşün şu an. Niye? Harika, tam sabah böyle güzel. Ama yok, karamelize olmuş soğan, oradan geliyor evet, güzel çok, kokular. Çok da değil ama çok fazla burada renk aldırmak istemiyorum. Çünkü zaten amacımız şifa. Hani tabii ki lezzet olsun ama. Biraz şimdi baharatları her zaman için yağda birazcık sotelemek hem tatlarını daha çok açığa çıkarıyor. Nur, o koku senden gel. Peki. Mehmet Özer'in mutfağında kek yapmışlar biliyor musun? Hayır, ben de diyorum ki bu koku diyorum havuçtan gelemez ki. Bizim evde de havuç efendim. Hayır, bir şey. Ama böyle bir koku gelmiyor. Ultra hani sağlıklı şeyler yapıyoruz kek şu anda. O kek. Buraya gelecek değil mi Merveciğim? Yok mu kek? Yok. Bize de yok kek. Kek yok. Bugün şifa var.
Şimdi karabiberimi, zerdeçalı mı, biraz da kereviz yaprağını. Kereviz yaprağını ne yapıyorum ben? Elime kereviz yaprağı geçtiğinde Merve konuyu dağıtıyor. Merve konuyu dağıtıyor. Elime kereviz yaprağı geçtiğinde şöyle güzide yapraklarımız var. Bunları yiyelim, kaloriferin üstünde kurutuyorum. Hmm. Evde çok basit kuruması. Hiç böyle ayrıca fırın vesaire bir şey çalıştırmaya gerek yok. İyi bir şey yapalım derken boş boşuna elektrik harcamayalım bence. Tamam, doğru, doğru, bravo. Çünkü atıksız mutfakta bunlar önemli ve sonra ekonomik işte, atıksız değil mi? Evet, yani hem de işte elektrik de bir enerji harcıyor ya sonuçta, ona o yüzden ben çok dikkat ediyorum. Bunu ondan sonra yemeklerimize ben evdeki çorbalarımı atıyorum hep. Çok güzel lezzet veriyor. Zencefil de biliyorsun hep atıyorum. Sarımsağımı gönderiyorum içine. Of. Evet. Onu da şöyle bir soteledim. Şimdi ne yapıyorum? Geliyor, bakınız. Geliyor tavuk suyumuz. Tavuk suyunu burada ben bolca kullanıyorum. Tamam. Çünkü artık şifa. Bu? Bu şifa çorbamız. O da mı İçerisine, tavuk suyu? Evet, ikisi tamam, de tavuk komple suyu. Komple tavuk suyunu yaptın. İçerisine bezelye gönderiyorum. Bence bezelyeden. Hem böyle çorbamız biraz daha şöyle tatlı, Luna Park gibi görünüyor. Daha böyle renkli renkli gözüküyor. Hem de yazdan işte hazırladığımız, dondurduğumuz bezelyeleri böyle güzel güzel faydasını verdirtmiş oluyoruz. Yani iki tane, iki türlü kullanıyorum. Biraz tavuk suyumu da ekliyorum. Ay tavuğumu. Tavuklar daha önce. Didiklendiğim evet. Tavuğumu ekliyorum. Ve? Şehriye eklenebilir, eklenmeyebilir. Ben genellikle tam buğday veya kara buğday hangisi varsa elimde, evde onu kullanıyorum. Biraz da su ekleyeceğim. Biraz limon kabuğu ekleyeceğim. Bir tane de limonun suyunu yine göndereceğim. O yumurtladı. Tavuk şu an yumurtladı gerçekten. Altın yumurtladı. Altın yumurtlamış olması gerekiyor. Hocam nefis bir çorba oldu. Limon vallahi suyu son anda içerken de eklenebilir. Çağla biraz önce dedim ya bu doğal gıdalardan üretilen takviyelere nutrasütik diyoruz diye. Dedi evet. Bu çorbada nursütik oldu. Nursütik. Nur'un mutfakta yaptığı bir ilaç. Nursütik oldu bravo. Evet. Evet, evet, evet. Daha da zenginleştirebilir. Mesela bunun içine maydanoz, bunun içine havuç dilimleri haşlayıp. Yani bunu tam bir bağışıklık çorbası. Haline getirebilir. Tabii, evet. Mükemmel. Havuç var hocam. Havucumuz var hocam. Havuç var. Tamam. Havuç var. Bezelyemiz var. Bezelye var. İçinde protein müthiş. Var. Çok kaliteli baharatlar var. Tavuk. Evet tavuk muazzam bir protein kaynağı. Bu zaten anneanne çorbası biliyorsunuz. Değil mi? Kış çorbası. Evet. Annelerimizin nezle grip olunca her evde yaptıkları çorba. Ama Nur bunu biraz daha profesyonelleştirmiş. Özellikle bana göre pirinç vesaire koymak yerine hocam zaten şu kadar koydu pirinci. Hayır öbür koydu daha güzel. Şehriye yerine ne koydun? Şekeri de daha düşük. Evde olduğu zaman ne kullanıyorum dedin elimde olduğu zaman. Karabuğday. Karabuğday koyması daha da iyi bence. Daha da iyi. İçine biraz daha zerdeçalı zengin karabiberi bolca koyarsanız. Daha biraz daha boğulmuştur. Harika bir çorba. Yağ kaliteli tavuk suyu koyacaksın çünkü içine. Evet evet bolca girecek. Tavuk suyuna neredeyse. Boğa yağ girecek. Afiyet olsun. Bol protein ne oldu? Nursütik vallahi gerçekten. Altı yumurtlayandan daha iyi bir isim buldunuz hocam. Evet, şurada biz kapı patlattım. Konuştuğumuz konularda. Onu mu bulmuştun? Bundan sonra isimleri evet. Size ama sorayım. Ama ben de altını bulamazdım. Güzel söylemişim. Şimdi şatımıza geçiyoruz. Dediğim bu gibi, şatı ne için hazırlıyoruz? Bunu bağışıklık bombası. Bağışıklık bombası yani hocamdan aldığım bilgiye ve yetkiye dayanarak ondan öğrendiğim malzemelerle. Bu ara çok da trend oldu biliyorsunuz. Biraz şimdi taze zencefil koydum. Tabii ki kurusu da eklenebilir ama evde varsa bu zaten mümkünse donduracağız. Taze mi olsun diyor, evet. Ben şimdi birazcık acı biber ekliyorum. Bunu biraz metabolizmayı da bir yandan hızlandırsın diye koyuyorum. Böyle bir içecek haline getiriyorum. Bağışıklığa da etkili acı biber. Sadece metabolizma diye düşünme. Ha öyle mi hocam? Tabii. Kapsayısın muazzam bir bağışıklık tamam, tetikleyicisi. Doğru bir iş yapmışız. Ve? Karabiber ekledim birazcık zerdeçal olduğu için. Limon suyu ekliyorum. Portakal suyu ekliyorum. İsterse azıcık su da eklenebilir. Sonra bunu blenderdan geçiriyorum. Ve ondan sonra ben buz kalıplarına koyuyorum. Ve sıcak suyun içinde çözdürüp her gün birer içiyorum. Diprize atıyorsun, içeceğin zamanda hemen evet, çözdürüyorsun. Şimdi bunu yapıp mesela bir hafta buzdolabında tutanlar da var. Yani epeyce bir miktar çıkıyor. Çıkıyor, özellikle evet. Büyük bir zencefil kullandığımızda. Pratik olur bu arada. Evet. Çok güzel. Çalıştırmayayım. Hocamızdan ben bu Gürün şeyle ilgili yorumu alayım ha ondan sonra. Hocam sizin maalesef, zaten yoğurda kattığınız ayrı bir zerdeçal zencefili karışım vardı. Yani bu içecek şeklinde hazırladığı bir şey. Evet. Nursütik formülasyonlarından bir tanesi.
içecek formülasyonu. Zaten sağlıklı içecek üretmek son zamanlarda önemli bir endüstri haline geldi. O çok önemli. Bunu tabii evde yapar olmak hanımlar için çok daha özel bir görev. Çocuklarını okula gönderirken, okuldan geldikten sonra böyle bir içecekle bağışıklıklarını daha güçlü tutabilirler. Toz zencefil ile taze zencefilin faydası arasında herhangi bir fark var mı diye sorarlar hocam kulağıma. Taze zencefilin içerisindeki raya oranı daha yüksek. Yani lezzet oranı taze zencefilde daha fazla. Ama etkinlik açısından onu içerisindeki cincerolların miktarı fark etmiyor. Fark etmiyor. Yani biyolojik yarar için ister tozunu kullanın ister tazesini kullanın. Aynen zerdeçaldaki gibi. Çok ufak farklar var. Mesela araştırmalar gösteriyor ki zerdeçal için söylüyorum Çağla. Evet. Yarım santim zerdeçal mı bir çay kaşığı zerdeçal tozu mu? Eğer DNA hasarını önlemek istiyorsan taze zerdeçal yarım santim kes ez onu kullan. Ama eğer iltihap gidermek, romatizma ilacı haline getirmek istiyorsan toz zerdeçalı kullan gibi şeyler çıktı. Yani birinde kansere karşı koruma taze, birinde iltihaba karşı koruma toz hali. Ama zencefil de zannetmiyorum. Daha doğrusu net bir bilgim de yok. Yanlış bir şey söylemek istemem. Bu cevaptan sonra hocamıza az sonra cilt kuruluğundan kurtulmak için hangi takviyeleri kullanmalıyız diye soracağım ama programımızın başında da kan şekeri düşüklüğünden bahsetmiştik. Kan şekerinin düşmesini engelleyen bir takviye var mı diye hocamıza sormadan önce sizlere sorduk. Kan şekeriniz düştüğü zaman ne yapıyorsunuz, ne gibi önlemler alıyorsunuz diye birlikte izleyelim buyurun. Merhabalar. Merhaba. Kan şekeriniz düşüyor mu? Düşüyor. Düşmemesi için şey aldım. Evet, şu an simit yiyorsunuz. Simit yiyorum ki kan şekerim düşecek diye. Kan şekeriniz düştüğünde genelde neler yersin? Fazla yemek yemeye çalışıyorum bu sefer kan şekerim düştüğü zaman. Ne tüketiyorsunuz özellikle? Kuru yemiş. Peki neden kuru yemiş tercih ediyorsunuz? Açlığımı gidersin diye fazla yemek yememek için o şekilde. Genelde hurma tüketmeye çalışıyorum çünkü diğer tatlıları pek şey yapmak istemiyorum. Şeker zararlı olduğu için ama hurma doğal bir şeker. O yüzden hurma tüketmek istiyorum genel. Kaç adet tüketiyorsunuz peki kan? Yani bir tane, iki tane çok fazla da aşırı değil tabii. Yani genelde bir ara işe girmem ama çikolata tüketirim. Daha hafif şeyler falan böyle tüketirim. Yani o an çikolata daha kolay oluyor. Peki hangi çikolata, sütlü mü, bitter mi? Bitter daha iyi oluyor. Peki tüketince ne hissediyorsunuz? Neden bitter çikolata tüketiyorsunuz? Kan şekerim yerine geliyor, enerjim yükseliyor. Ondan dolayı bitter çikolata tüketiyorum. Kan şekeriniz düşüyor mu? Hayır. Düşmüyor. Evet, düşmüyor. Neden düşmüyorsun? Çünkü karbonhidrat çok tüketmiyorum. Sağlıklı besleniyorum. Yürüyüşümü bol bol yapıyorum. Onun için kan şekerim düşmüyor. Kan şekerim düşüyor. Zaten tip 1 diyabet hastasıyım. Düştüğü oluyor. Peki kan şekeriniz düştüğünde ne yapıyorsun? Genelde yanımda şeker bulunduruyorum. Şekerimi yükseltecek vaziyette onu bulduğum için. Şeker derken kesme şeker mi yoksa? Kesme şeker. Şu an yanınızda var mı? Yanımda. Hatta insülinim de burada. Yanınızda kesme şeker. Evet, evet. Nasıl oluyor peki? Düştüğü an ağzınıza atıyorum. Düştüğü an ağzıma atıyorum. Hatta bir tanesi yeterli gelmiyor. Bazen iki tane, üç tane bulunduruyorum yanımda. Şekerim var. Benim kan şekerim ağırlıklı düşer. Peki düştüğünde ne yapıyorsun? Ya düştüğünde bir şekerli kahve içerim. Dengelediğini düşünüyorum. Şekerli Türk kahvesi mi? Şekerli Türk kahvesi içiyorum ama dengelediğini düşünüyorum o an. Neden şekerli Türk kahvesi tercih ediyorsun? Çok kalorili yemekler yemektense bir kahve içtiğimde şekerim dengelediğini düşünerek bunu daha tercih ediyorum. Evet, zaman zaman düşüyor. Peki düştüğünde ne yapıyorsun? Kuru meyve alıyorum. Kuru meyve tüketiyorsunuz. Hangi meyveler? Genelde kuru incirle kayısı tüketiyorum. Neden bunları tercih ediyorsun? Daha sağlıklı olduğu için tansiyon hastasıyım. Onlarla daha iyi hissediyorum kendimi. Daha sağlıklı yükselmesi için onu kullanıyorum. Şimdi de hocamızı dinliyoruz. Çok güzel bir röportajdı. Çok etkilendim Çağla. Aslında bunu daha sık yapmak lazım. Çünkü sokaktaki insanın ne yediği ve ne düşündüğü çok, çok önemli. Şimdi bir kanunla başlayalım. Çok büyük bir hata. Elinde simit var. Simit. Şekerim düşmesin diye yiyorum. Şekerin düşmesini istiyorsan simit ye. Eğer hipoglisemin varsa. Çünkü kana hızla karışır o un. İçindeki polisakarit dediğimiz nişasta ve şekere dönüşen madde. Ve sizi daha kolay hipoglisemiye sokar. Peki şeker düştüğü zaman diye soruyor hanıma ne yapıyorsun? Kuru yemiş yiyorum diyor. Aslında tersini yapması lazım. Doğru olanı şeker düşmemesi için kuru yemiş ye. Veyahut da kuru meyve tüket. Ama şekerin düştüğü anda
belki bir şeker parçası, belki bir bitter çikolata birisi doğru yapmış. Ya da bir kuru bir meyve ya da taze bir meyve ya da şekerli bir şey, başka bir içecek herhangi içebilirsiniz. Bir şey. Ya da ben böyle bir şeyden ilişkilenmeye başladım. Sanki şekerim düşecek gibi. Doğru, hurma iyi bir seçenek. Yüksek şekeri nedeniyle incir, kuru incir iyi bir seçenek. Ama en doğru olanı, bilinçli bir sağlık okur yazar olarak şeker düşmeleri ihtimali bende var mı yok mu sorusunu araştırıp buna müsaade etmemek. Ve hatta böyle bir ihtimal varsa ben doğal olarak bunu önlemek için bazı takviyelerden faydalanabilir miyim diye düşünmek lazım. Zaten oradan geldi. Zaten oradan geldi. Elimizde böyle bir takviye var. Kromium picolinat. Krom minerali daha doğrusu. Krom mineralinin picolinat tuzu. 100-200 mikrogram alındığı zaman Çağla, insülin benzeri bir fonksiyon görerek hücrelerin şekerden faydalanma hızını arttırdığı için kan şekerinin düşmelerini, reaktif hipoglisemileri önleyebiliyor. O nedenle hipoglisemi özellikle polikistik overi olan, kilo sorunu olan kişilerde, hipoglisemi problemi olan kişiler bunlar çoğu zaman, kromium picolinat kullanıyoruz. Şeker yükselmesini önleyen takviye var mı? O da var Çağla, o da var. Ama şeker ilacı kadar etkili değil tabii ki. Mesela doğal olarak hep söylediğiniz sirke var. Bunu siz hepimiz konuşuyoruz. Evet, ama evet. Tarçının içindeki sinemaldehit maddesinin ve başka maddelerin, polifenollerin tarçının içinde kan şekerini stabil hale getireceğini, %10-15 hatta 20'lik düşmeler yol açabileceğini biliyoruz. Bir. İki, berberin. Berberden aklınızda kalsın. Berberin. Önümüzdeki günlerde bu stüdyoda çok konuşacağız berberini. Berberin. Berberin isimli bir takviye var. Bir bitkiden elde edilen takviye kan şekerinde %10'luk 15'lik düşmeler sağlayabiliyor. Dolayısıyla kan şekerinin ayarlanmasında da bizim ne içtiğimiz kadar neyi nasıl destek olarak aldığımız meselesi önemli. Çok güzel. Peki mesela kan şekerimiz düştüğü zaman yükseltmek için şeker tüketin dediniz ya. Atıyorum buna şekerle içtiğimiz bir kahvede şey yarar. Kahvenin içindeki şekere bağlı. Yani izleyicimizin söylediği bir kahvenin şekeri yükseltici bir etkisi yok. Hatta kahve biraz daha tok tutar. Mideyi boşalması da geciktirir. Evet. Ama şekerli bir içecek kahve olabilir. Bir parça ne bileyim şerbet olabilir. Bir hoşaf olabilir. Ağızda bir kesme şeker atabilirsiniz. Mesela bir kardeşimiz orada tip 1 diyabetli. Onların günde 3-4 defa insülin yapma mecburiyetleri var. Gerekiyor. Çünkü vücutlar hiç insülin üretemiyor. Evet, evet. O insülin yapmayla yeme arasındaki dengeyi ihmal ettikleri zaman biraz dozu insülin fazla, biraz yeme azsa pat hipoglisemi gireceklerini bilirler. Ve yanlarına da daima kesme şekerlerini ya da bir parça akide şekerlerini bulundururlar. Tedbirli keserler. Peki. İnsülin direnci ile ilgili 10 soru 10 cevap yapacağız az sonra. Ama araya bir cilt kuruluğu ile ilgili hocamızdan tavsiye alma konusunu sıkıştırmak istiyorum müsaade ederseniz. Hangi takviyelerden faydalanabiliriz cilt sağlığımız, cildimizi daha fazla nemlendirebilmek için? Çağlar'ın en sevdiği sorulardan biri bu. Evet. Evet. Nasıl gözleri parlar bu soruyu sorarken. Acaba yeni bir şey var mı? Bunların hepsini benim söyleyeceklerimi sen zaten biliyorsun. Bir daha tekrarlayayım ama yeni gelenler de var, onu da söyleyeyim. Eklenenler için heyecanlıyız evet, hocam. Evet. Şimdi klasik olarak çok iyi biliyoruz ki hyaluronik asit takviyeleri cildi nemlendirmede birebir. Daha önce söylemiştim, bir altın üçgenimiz var bizim cildimizde. Evet. Elasten, kolajen ve hyaluronik asitten oluşan. Elasten ve kolajenin arasına giren hyaluronik asit kolay kolay dışarıya çıkamıyor. Su tutuyor kendisinin 400 misli miktarında ve cildin nemini koruyor. O nedenle cilt ne kadar hyaluronik asitten zenginse, yani ne kadar çok elastenden, kolajenden zenginse o kadar nemli. O zaman kolajenin kendisini, elasteni, hyaluronik asiti cilt nemlendiricisi olarak düşüneceğiz. İkincisi, kolajen peptitleri dışında glutatyon takviyelerinin kolajen üretimini arttırarak ve kolajen yıkımını azaltarak da bir cilt nemlendirici fonksiyonu görebileceğini unutmayacağız. Ama hocam şimdi glutatyon takviyesi deyince biz bunu tablet olarak alınabilen... Tablet etkili değil Çağla. İşte değil mi? Değil, takviye dediğimiz takviye, şey burada damardan aldığımız. Damar yapılan aldığımız. Takviye ya da daha önce burada anlattım, bir de anlatayım Çağla. Kendi glutatyonu kendin üret kampanyası açacağız evde. Bol miktarda soğan, sarımsak, lahana, karnabahar gibi kükürtlü gıda, turp gibi tüketeceğiz. Evet. Ya da ucuz asetil sistein tableti alacağız, toz alacağız. Asetil sistein niye? Glutatyonun ham maddesinin %70'e yakını sistein. Sistein aldığımız zaman kendi glutatyonumuzu kendimiz daha çok üretebiliyoruz. Ama ben glutatyon alacağım kardeşim diyorsanız maalesef biraz ekonomisi yüksek bir evet. grup
bunu kullanabiliyor. Damar yoğunu veriyoruz. Sebzelerdeyiz hocam değil mi yine? Evet, evet. C vitamini önemli bir cilt demlendirici. Neden? Kolajeni koruduğu için her şeyden önce Çağla. Çünkü C vitamini kolajenin oksidasyonunu önlediği için kolajeni yerinde tutar. Kolajen varsa nem vardır zaten kolajenin olduğu yerde. Koenzim Q10'i mutlaka yazsınlar. Alfa lipoik asidi unutmasınlar. Ve en baştakini hemen hatırlatalım. Gece sefası bitkisi yağı. EPO, Evening Primrose Oil. Günde bir ay kadar böyle günde 1 gram. Sonra 3 ay kadar günde 500 miligram yani yarım gram almaları cilt nemlenmelerini arttırmalarına yardımcı olacaktır. Yakın bir gelecekte Çağla, buradan iyi bir haber vereyim. Kolajenin bir üstü de geliyor. Yani artık peptit kolajen neydi? Osman Hoca nasıl tarif ediyordu? Kolajeni et gibi düşünün. Peptit kolajen etin kıyması. Alıyorsunuz o kıymayı yani peptidi kendiniz etinizi üretiyorsunuz. Şimdi kıyma da değil buyonu geliyor. Yani evet yani daha da yüksek etkili, çok daha garantili size kolajen ürettiren kolajen buyonları geliyor. Onu da hemen söylemeyelim, biraz geriye atalım. Biraz merak uyandıralım. Sonra hocam söyleyelim. Ben bu merak hak etmiyorum ama bu yıldır programı böyle sana ben ayrıca söyleyebilirim. Sen hak ediyorsun. Tamam, ben de size sonra peki, peki. Söyleyeceğiz. Mutlaka bu stüdyoda açıklayacağız. Mutlaka açıklayacağız. Kolajen aktivatörleri geliyor. Kolajen bulyonu hocam. Evet. Vallahi aldınız aklınıza gene. Şimdi insülin direncine geri dönelim. 10 tane çok önemli soru var. Bunların cevaplarını hocamızdan almak istiyoruz. İnsülin direnci sadece kilo mu aldırır? Hayır. İnsülin direnci bir sağlık canavarı. Evet. Bir sağlık hırsızı can. Yani Çağla bir tansiyonu yükseltiyor, kanseri zemin hazırlıyor, bağışıklığı azaltıyor, kemikleri eritiyor, şeker hastası yapıyor, damar sertliği yapıyor. Yani insülin direncinin demir eksikliği bile yapıyor Çağla, inanmayacaksın yani araştırmalara göre. Evet. İnsülin direncinin sağlığımızı bozmada yaptıklarını saymakla bitiremeyiz. O nedenle yaşı 40'ı 30'u geçen herkesin bir numaralı hedefi kilosu olmasa bile insülin direncin var mı? Kilo olmayanlarda da insülin direnci evet. var. Çünkü net ve açık ne kadar az insülin o kadar sağlıklı ve uzun ömür. Tekrarlıyorum. Ne kadar az insülin o kadar sağlıklı ve uzun bir ömür. Araştırmalar gösteriyor ki Çağla, insülin seviyesi 3-2 olan insanların 90-100'ü yakalama ihtimalleri insülin seviyesi 10-20 olanlara göre açlıktaki insülinden bahsediyorum. En az 10 kat daha fazla. Çok net. Nedir peki insülini gıdıklayan şey? Sadece kilo olmadığında i̇ki neden şey, karşımıza iki şey, çıkıyor iki peki? Şey. Kötü besin. Kötü besin. Bu fast food paketli bildiğimiz evet. çakma, gofretler, bisküviler, rezalet hepsi. Evet. İki, bunun dışında çok fazla ekmek, un, nişasta maalesef ekonomik nedenlerle oraya doğru da kayıyor olabiliyor, toplumlar. Olabiliyor. Çok fazla şeker, bilhassa gıda endüstrisinin bize dayattığı fruktoz zehiri, yani nişasta bazlı fruktoz, insülin direncinin salgın haline gelmesinin bir numara nedeni. İki numara neden, teknolojinin getirdiği tembellik. Yürüyen merdivenler, yükselen asansörler, yürüyen kaldırımlar, doğru. hareket etmiyoruz. Dolayısıyla bir, kanımızda şekeri patlatıp insülini gıdıklıyoruz. İki, o şekeri ve insülini hücreye sokmak için hareket etmiyoruz. Dolayısıyla her 3 yetişkinden biri, her 4 çocuktan biri dikkat maalesef. Et insülin direnci. Ve 20-30 yıl önce, 40 yıl önce hatta %2 olan şeker hastalığı bugün %20'ye çıktı Çağla. Daha da büyüyecek. Ve %3-4 olan obez oranı, eskiden bizim, ben büyüdüğüm kasabayı örnek vereyim sana. Ben Anamur kasabasında büyüdüm Çağla 17 yaşına kadar. Kasabamızda 2 tane 3 tane şişman vardı. Ben geçen hafta abimin vefatı nedeniyle Anamur'a gittiğim zaman gördüm ki mevlide katılanların neredeyse 1/4 biri yarıya yakını şişman. Hele kadınların durumu bir felaket. Neden? Çünkü hareket etmiyorlar. Evet. Bahçe kazmıyorlar. Tabii. Çaba göstermiyorlar. Ev işi yapmıyorlar. Çarşıya erkekler yürüyerek gidip gelmiyorlar. Çocuklar okula yürüyerek gidip gelmiyorlar. Evet. Hoplamıyorlar, zıplamıyorlar. Bizim çocukluğumuzun geçtiği Bademli Bahçe, o vesaire hepsi olmuş apartman. Yani baktığın zaman binadan başka bir şey görmüyorsun. Dolayısıyla insülin direnci çağın vebasıdır. Kaçınılmaz gibi ve insülin, insülin fazlalığı bir insan ömrüne yapılabilecek olan en büyük cezalardan birisi. Dikkatli olsunlar. Ve şimdi az önce şeker deyince insülin direnci kanseri tetikler mi sorusunda es geçmememiz gerekiyor. Kesin Çağla. Mesela bir tane örnek vereyim Çağla buradan bizi izleyenlere. Meme kanseri oluyor hanımefendi. Allah korusun. Evet. Doktor gayet doğru. Çok da elimizde imkan var. Erken teşhis tamam. Çok ciddi elimizde ilaçlar var tamam. Tabii. Vesaire. Olay bitiyor ama hanım 110 kilo.
2 sene sonra tekrarlıyor. Niye tekrarlıyor? Çünkü kadın zaten insülin direnci. İnsülin direnci olan kişi de IGF-1 dediğimiz madde patlıyor, yükseliyor. İnsüline benzeyen growth faktör, büyüme faktörü. Büyüme. Bir yerde growth faktörü varsa fazla miktarda Çağla, o faktör hücreyi bölünmeye zorluyor. Gereğinden fazla bölünen hücre, gereğinden çok hızlı bölünen hücre hatalı bölünmeye yol açıyor. Yani çok doğuran hücrede çok fazla hatalı doğum yapma ihtimali. O hatalı doğum nedir? Kanser hücresi. Dolayısıyla her doktorun ve her kanserli hastanın, özellikle meme kanserli, kalın bağırsak kanserli, prostat kanserli, karaciğer kanseri, böbrek kanseri, bu beşinin insülin direnciyle birebir ilişkisi var Çağla. Ama hele hele meme kanserini. Bizi izleyen hanımlar bu bilgiyi etraflarıyla paylaşsınlar. Meme kanseri olan kişiler, ailesinde meme kanseri olan kişiler, kanser olmasalar bile insülin dirençleri varsa insülin direnci meselesinin bir kanser tetikçisi olabileceğini bir kenara dikkatle, özenle not etsinler, birbirlerine yazsınlar. Osman Hoca televizyonda Çağla'yla bu konuyu çok ciddi bir şekilde anlattı diye rica ediyorum. Bu çok önemli bir konu. Çok önemli. Çok. Devam edeceğim. İnsülin direnci kalp krizine yol açar mı? Tabii ki yol açıyor. İnsülin direnci demek trigliserit fazlalığı demek. Trigliserit fazlalığı demek okside olmuş LDL'nin artması demek. Bu programın en başında pıhtılaşmanın olması demek. Bravo. Yani insülin direnci demek daha çok felç ihtimali, daha çok bunama ihtimali, daha çok kalp krizi demek. Sadece bunama ve sadece felç, beyin felci, kalp felci de yapmıyor. Ne diyordu o sonucu? Göbeğiniz büyüdükçe beyniniz küçülüyor. Niye göbeğiniz büyüyor? İnsülin direnci nedeniyle. Niye beyniniz küçülüyor? Beyin de insülin direncine son derece hassas. Ve insülin direnci olan kişilerin bunama ihtimalleri maalesef 3'e 4'e katlanıyor. Bu noktada isterseniz göbeklenmeden bahsetmişken, eğer göbeğiniz canınızı sıkıyorsa hocamızdan sizlere bir reçete geliyor diyelim. Yürüyün. Yani bu insülin direnci içinde, insülin direnciniz yoksa sadece şey göbeğiniz içinde... Yani göbeği olanın siz genellikle dersiniz ya, illaki bir yerde bir insülin direnci vardır. Kesin. Diye. Günde en az 7500 adım atın diyor. 5000'in altına inmeyin. İnmeyin. Merdiven çıkmak yine. Günde en az 75 basamak tırmanın. Yani bilinçli bir şekilde merdiven İsrarlı. Çıkmak. İsrarlı. İnatla İsrarlı. Çıkmak gerekiyor. Çömelip kalkın. Günde 3 kez 20 defa çömelip. 20 yapmasanız bile 10 yapın. 10 yapmasanız 5 yapın. 5 yapmasanız 3 yapın. Yeter ki yapın ve başlayın. Paylaşın tabağınızdakinin 1/4'ünü arkadaşınızla veya ailenizle. Otomatik paylaşın. Olarak ne yapmış oluyorsunuz? %25'ini yemeden tasarruf yapmış oluyorsunuz. Evet. Hara haşi. Neydi? Okinawa'nın sırrı. Yaşlandıkça yiyeceğin miktarını azaltıyorsun. Can boğazdan gelmiyor. Gidiyor. Gidiyor. Niye böyle durdum? Geçen gün arkadaşımın tabağından köfte aldım, aklıma geldi de. Sen yani de tabağından, ben vermediğim gibi. Sen tabağından vermediysen ben tabağından vermediğim gibi bir evet. De... Ondan köfte aldım, aklıma geldi. 4 kişi yemek yediğiniz zaman 3 kişi paylaşsa 4.'ünün porsiyonu bedavaya gelir. Bir de ekonomisi var için Çağla. Bir de aynı zamanda. Evet. Bir de o alışkanlık olmaya i̇nşallah, başlıyor sonrasında. İnşallah edineceğiz. İnşallah. Uygulayın. Haftada 2-3 gün aralıklı o açlık kürü yapın. Eğer göbeğinizden rahatsızsanız evet. Diyor hocam. Hiç olmazsa 3 gün, 2 gün. Sonra 3'lü 4'e, 4'lü 5'e, 5'e, 6'ya çıkarın. 16-18 saatlik açlık dönemleri geçirin. Hiçbir şey yemeyin. İçebilirsiniz şekersiz olmak koşuluyla, suyu veya başka bir içeceği. Kahveyi de, bitki çayı da içilebilir, suyu içebiliriz rahat. Ama evet. Yemiyoruz. Proteine yüklenin. Yoğurt, yumurta, yağsız, beyaz ve kırmızı et mutlaka tüketin. Bunun hemen yanında bir parantez açayım. Hiç mi karbonhidrat tüketmeyelim? Hayır. Karbonhidrat eşittir göbek yağı demek midir? Hayır. İkisi de hayır cevaptan. Tamam. Çağla, bu ketojenik diyet gibi cambazlıkların içinden çıkmak lazım. Çünkü çıkalım. Bir insanın günde 200 gram... karbonhidratı almak mecburiyeti var. Yani günlük kalori ihtiyacınızın 200 gram civarında miktarını karbonhidrattan alacaksınız. Evet. 50 gramın altına indirdiği zaman vücut ketozise giriyor. Yani asit ortamında, asit havuzunda boğuşmaya ve boğulmaya başlıyor. Evet, kilo veriyorsunuz ketozis nedeniyle, çünkü açlığı hissetmiyorsunuz. Hatta daha da keyifli oluyorsunuz, enerjik olduğunuzu zannediyorsunuz ketonlar nedeniyle. Ama damarlarınızı tıkıyorsunuz, koronerlerinizi tıkıyorsunuz ve çok değil, bir yıl, iki yıl içinde bypass yaptırmak, stent taktırmak zorunda kalıyorsunuz. Karbonhidrat alacağız ama akıllı karbonhidrat alacağız. Hangi karbonhidrat yani gidip alacağız? Şekerden, fruktozdan, undan, nişastadan almayacağız karbonhidratı. Sebzeden alacağız, %5 karbonhidrat çünkü var içinde. Tamam. Bakliyattan alacağız.
Kuru yemişten alacağız, kök gıdalardan alacağız ama karbonhidratı mutlaka alacağız. Bizim için tek karbonhidrat pilav, makarna, börek, poğaça olduğu için onları saymıyoruz ya da onları yediğimizde sayıyoruz ama aslında diğerlerinden aldığımızla birleştiğimizde fazla oluyor. Değil mi? Bravo, üstüne yani eklememeliyiz. Yani bu ikizin üzerine çıkıyoruz aslında. Yani sıfır karbonhidrat, yani sıfır bulgur, sıfır pirinç diye bir şey söz konusu değil. Benim olan oran, çeşitlilik, dengelilik. Peki. Sebzeyi sevin, tabağınızın 1/4'ü sebzelerden oluşsun diyor hocamız. Evet. Şekere hayır deyin, tatlıyı sadece tadın. Yani tadın dediği hocam gerçekten tadın, hani bir çatal alın demek istiyor. Evet. Unlu besinlere soğuk bakın, yani fırınlara, pastanelere, çok eğer sık göbeğinizden rahatsızsanız çok sık uğramayın diyor. Kaç dakikam kaldı, önemli bir konuya giriş yapacağım. Eğer burada kalırsak, tıkanırsak da süre açısından mutlaka önümüzdeki haftaya kaydıracağıma söz veriyorum. Yaşlanmayı geciktiren NAD. NAD nedir hocam? Çağla, bu NAD dediğimiz son zamanların mucize gibi baktığımız maddesi gerçekten bir mucize gözlüğü takmayı hak ediyor bize, taktırmayı. Hı. Çünkü nikotinik asit B3 vitamininin mitokondrilerimizde enerji üretiminde kullanılan formatı, hücrelerimizde DNA dediğimiz temel genetik materyalimizin oluşturduğu, üzerinde oluşan hasarların tamir edilmesinde görevli olan temel maddelerden birisi. Ayrıca bu zombi hücrelerle mücadelede çok ihtiyacımız olan, bizi daha kötü yaşlandıran zombi hücrelerle çok önemli maddelerden birisi. Ancak ne var ki? 30 yaşındaki NAD, 40 yaşındaki NAD, 70 yaşında %40-50 azalıyor. Yani sana göre bende %40 NAD eksikliği var. NAD'ı yerine koymayı becerebilirsem, ki bu çok zor bir şey değil. Değil. Mesela daha önce konuştuk. Yürürken birden hızlı koşarsanız, evet, soğuk sıcak şoklamaları yaparsanız, açlık oruçlarıyla 16-18 saatlik veya günde bir öğünle geçerek şoklamalar yaparsanız, yani konfor alanınızı zorlarsanız bu çok işe yarıyor. Çok güzel bir sözüm var benim. Burada tekrarlayayım. Çok güzel sözüm derken kendimi ölmüş olmayayım. Kesinlikle güzel olduğuna eminiz hocam, lütfen. Devam rahatınızı edin. Bozmazsanız rahat sizi bozar. Bunu unutmayın. Rahatınızı bozacaksınız. Bazen konfor alanınızın dışına çıkacaksınız. Hep sıcak olmaz. Bazen soğuk şoklaması yapacaksınız. Üst üste yaparsanız dahi. Hep oturmak olmaz. Durup bazen hızlı koşacaksınız. Bir, yani zorlayacaksınız. Ya da hep böyle homidik gırtlak yemek olmaz. Bazen bir gün, iki gün, üç gün, dört gün, günde bir öğüne yetinmeyi bileceksiniz ki vücut birazcık kendi konfor alanının dışına çıksın. NAD'ı bu da arttırıyor Çağla. Evet, hocam, NAD'ı takviye olarak da alabiliyoruz. Takviye olarak da alıyoruz ama süremizin sonuna geliyoruz. Haftaya. NAD'ı takviye olarak kullanma konusuyla ilgili haftaya hemen pas atıyorum. Aynen kaldığımız yerden devam edeceğimizi söz veriyorum. Çünkü bir reklama gitmem Peki, gerekiyor. Reklamlardan sonra Çağla'yla yeni bir gün devam edecek. Çağla'yla yeni bir günün yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Harika bir programı geride bıraktık. Profesör Doktor Osman Müftüoğlu hocam için kocaman bir alkış rica teşekkür ediyorum. Ederim. İyi ki varsınız. Emeklerinize sağlık hocam. Sağ ol Çağla. Yine kıymetli bilgiler paylaştı bizlerle. Sevgili Nur'un altın yumurtlayan tavuk çorbası mıydı, yok? Hocamın deyimiyle. Nursütik. Nursütik. Müthiş bir yorum çorba oldu. İlaç çorba. Bağışıklık çorbası. Anlatabilir miyiz? Tabii ki. Tavuk suyu, tavuk, bezelye, havuç ve özellikle de zerdeçal, biraz karabiber, biraz da işte limon suyuyla beraber ve kabuğuyla güzel bir çorba hazırlıyor. Bildiğin faydalı ne varsa hepsi bunun evet, içerisinde. Kereviz yaprağı, her şey girdi içine. Burada da şat diyoruz. İşte zencefil var, zerdeçal var. Yine azıcık karabiber, azıcık acı biber, portakal suyu, limon suyu. Yani hem C vitamini Müthiş. Var. Böyle şifalı. Bunlar işte böyle buz kalıplarına koyup dondurulup sonra birer birer içilebilir. Minik minik ısıtıp. Evet, ben evde çocuklarıma da içirtiyorum. İçirtiyor mu vallahi? İçiyorlar. Yani bu kadar hani minik bir şey olunca da çok böyle nazlanamıyorlar. Şifa niyetine evet, değil mi? Evet, içiyorlar. Ellerine sağlık. Teşekkürler. Sağ olun hocam. Efendim yayınımızın da sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.